Sağlık Bakanlığı, Aile Aile Sosyal Bakanlığı. Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı. Yani biraz önce söylediniz ya, bu rejimin çürümüşlüğünü size aktaracağım diye. Aynen. Başından sonuna verdiğiniz örnekler tamamen bunu kanıtlayan örnekler. Çok doğru. Şimdi ama bir de bir zihniyet var. O zihniyet 9 gün sonra bu konuda bir açıklama yapma zorunda kalan Cumhurbaşkanı'nın açıklaması oldu. Orada da sadece o tecavüzden hiç bahsetmiyor. Sadece 13 yaşında nişan olmaz, 14 yaşında evlilik olmaz diyerek itirazını dile getirdi. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu da suçüstü yakalandın diye de bir demeç. Ne düşünüyorsunuz? Ya o zihniyeti göstermesi Bana önce ben açısından bu şunu açıklama. ifade edeyim. Kemal Bey bize acil bir mesaj gönderdi. Kendisi İstanbul'daydı. Grup başkan vekillerine dedi ki derhal grupla bir basın kapalı oturum yapmak istiyorum dedi. Hiçbirimizin bir şeyden haberi Pazartesi yok. sabahı için. Pazartesi sabahı için. Arkasından saat 8.30'da MYK'yı da toplantıya çağırdı. Kemal Bey çok değişik bir ruh haliyle girdi MYK'ya. Yani gören ilk başta gören insan onun aileden çok sevdiği bir insanı Kaybetti. kaybettiğini düşünür. Bir de Allah var ya ne olduğunu bilmediğimiz için gerçekten çok büyük bir sıkıntı ve gerilimle kendisini bekledik. Odadaki vücut dili falan yani ürkütücüydü. Başlarken şöyle, dudakları titreyerek başladı. Hepiniz kendi evlatlarınızı düşünün dedi. 6 yaşındaki bir çocuğu gözlerinizi kapatın. 6 yaşındaki bir çocuğu hayalinizde canlandırın dedi. Ve ondan sonra bir annenin, bir babanın bunu bir kişiye gelin olarak kadınlık görevi yapsın diye teslim ettiğini hayalinizde canlandırın dedi. O yavruyu saçı tararırken, o masum yavruyu saçı tararırken teslim edilmeden önceki halini canlandırın dedi. O yavruyu teslim edildikten sonraki bir evladınızın yaşayacağı bütün zorluklar karşısındaki ürkekliği, o yavrunun titremesini gözlerinizin önüne getirin dedi. O yavrunun o muameleye haiz olduğu o anda o çocuğun bütün yüz ifadesini ve çektiği acıları düşünün dedi. Bu durum karşısında biz asla susmamalıyız ve durmamalıyız dedi. Bunun için ne gerekiyorsa yapmalıyız dedi. Bir evlat dedi, bir evlat masumiyeti kirletilmiş bir evlat, tacize ve tecavüze uğramış bir evlat için hep beraber haykırmalıyız dedi. Bunun için sizi buraya topladım dedi. Bizim adalet yürüyüşümüz bu kirli cumhurbaşkanlığı sistemi durduğu müddetçe, bu zihniyet durduğu müddetçe bu yavrular tehdit altındadır. O zaman biz susmayacağız dedi. Susmayacağız dedi. Onun için bu yürüyüşe devam edeceğiz dedi. Benimle beraber var mısınız dedi, varız dedik. Sonuna kadar gözyaşlarını tutamayan arkadaşlar vardı. Aynı şimdi sizin olduğu gibi. Çünkü bu bir insanlık meselesidir. Bu bir vicdan meselesidir. Orada yürüyen arkadaşlarımızın suratı simsiyahtı. Adalet Bakanlığı'nın önüne kadar gittiğimizde yürürken kendimizi bir yürüyüş durumunda hissetmiyorduk. Kendi varlığımız başka bir varlıkta bütünleşmişti. Düşünebiliyor musunuz? O yavru kucağındaki başka bir yavruyla, kucağındaki 17 yaşında doğurduğu yavruyla. Benim için kimse adalet istemedi. Ama ben kendim için adalet isteyeceğim. Allah benim sesimi duyacaktır diye mücadelesine başladı. Böyle bir mücadeleye başladı. Ve Allah onun sesini duydu. Millet de onun sesini duydu. Biz de onun sesini duyduk. Bu davayı sonuna kadar takip edeceğiz ve bırakmayacağız. Asla bırakmayacağız. Hiçbir çocuğumuzun
bir daha böyle bir durumla karşılaşmaması için nerede ve hangi yolda yürüyorlarsa yürüsünler. Hangi grupta, hangi partiyse, hangi siyasetçiyse bir daha bu evlatlarımıza böyle bir şeyin yaşatılmaması için ne gerekiyorsa sonuna kadar yapacağız. Bu siyasetin de çok üstünde bir şey meseledir. Bu insanlık meselesidir. Bu vicdan meselesidir. Bu ahlak meselesidir. Bu inanç meselesidir. Burası çürümüşse bir ülke tamamen çürümüş demektir. Burası bu noktada eğer vicdanlar ayağa kalkmıyorsa bu toplum bitmiş demektir. Türkiye bunu hak etmiyor. Türkiye böyle bir şeyi hak etmiyor. Hiç kimse böyle bir şeyi hak etmiyor. O yüzden mücadelemizi başlattık. Bizim yola çıkış adalet yürüyüşümüzdeki mücadelemiz özgürlükler içindi. Akademisyenler içindi. Milletvekillerinin hapsedilmesi içindi. Ama bu yürüyüşteki mücadelemiz bu adaletsizliğin geldiği noktayı gösteriyor. Bir mahkumiyet için yürüdük. 6 yaşındaki bir çocuğun mahkumiyeti için yürüdük. Bunun hesabını kim vermesi gerekiyorsa herkes çıkıp vermeli. Şimdi kirli bir oyunla ya siz işte dindarlara mı karşısınız? Allah bunun cezasını size soracak. Biz Müslümanız. Elhamdülillah. Müslümanlık sizin hakimiyetinizde bir şey değil. Biz Müslümanız. Biz dinimizin, sevgili dinimizin böyle bir şeye izin vermediğini biliyoruz. Ahlaksızlığa izin vermediğini biliyoruz. Kul hakkına izin vermediğini biliyoruz. Çocuk masumiyetinin dinimizce ne kadar kutsal olduğunu biliyoruz. Kutsal olmayan, saygı göstermeyen sizsiniz. Bunu yapan sizsiniz. Bunu asla kabul etmiyoruz. Kendi kirli dünyanızla bizim temiz dinimizi bir araya getirmenizi asla kabul etmiyoruz. Asla kabul etmiyoruz. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bakanlarını koruyarak bu işi meşrulaştırmaya çalışıyor aslında. Bu nasıl vicdansızlık? Siz yapmadınız mı, öteki yapmadı mı falan diyor. Bakın, ilk önce Diyarbakır annelerinden bahsetmiş. Bay Kemal Diyarbakır annelerini hiç ziyaret etti mi? 12-13 yaşında yavrular evlerinde ellerinden alınıp kaçırılıyor. Yahu Recep Tayyip Erdoğan. 12-13 yaşında Türkiye'de çocuklar evlerinden kaçırılıyorsa, daha çıkartılıyorsa 20 yıldan beri iktidarsın. Türkiye Cumhuriyeti'nin ordusunun başkomutanısın. Emniyet sana bağlı. İstihbarat sana bağlı. MİT sana bağlı. Jandarma sana bağlı. Neden izin veriyorsun kardeşim? Çocuklarımızın daha kaçırılmasına neden izin veriyorsun? Bu nasıl bir yaklaşımdır? Nasıl ciddiyetsiz bir yaklaşımdır bu? Sen şimdi 20 yıldan beri iktidardasın, suçlusu biz miyiz? Ağlayan annelerin üzerinden politika yapacağına evlatlarını daha çıkartmayacak tedbirleri al. Bu nasıl bir yaklaşım tarzıdır? Devam ediyor. Mesela yine bir siyasi partinin teşkilatlarında ve belediyelerde yaşanan onlarca benzer istismar iddiasının üzerinde aynı kararlılıkla gidiyoruz. Aynı kararlılıkla gidiyoruz. Onlar da oralarda, belediyelerde olabilir, fabrikalarda olabilir, tersanelerde olabilir, namussuzluk ve ahlaksızlık yapanı yakalayıp adaletin karşısına çıkartmak senin görevin. Biz senin elinden mi tuttuk? Niye hala kalkıp da demagoji yapıyorsun? Niye hala millet adına gereğini yapmıyorsun? Ne oldu? Davayı aldınız 2023'e. Bu çocuğumuzun davasını alıp 2023'e attıydınız. Sabahleyin basın toplantısı yaptım. Ya her şeye muktedirsiniz de bu davayı öne çekmeye muktedir değil misiniz diye. Beyefendinin ağrına gitti herhalde. 30 ocağı çekmişler. Evet, muktedirim dedi yani. Evet. Şimdi senin muktedirliğin bu kadar işte.
Vicdani muktedirlik nedir biliyor musunuz? Onu birisi söylemeden böyle yapılması gerektiği için yapabilmektir. Ahlak bunu gerektirir, vicdan bunu